Konut zamlanınca, kira zamlanınca ne oluyor? İnsanlar diyor ki hayat pahalı, ben sattığım gıdayı da zamla satayım. Veya diğer tüketici hakları ile ilgili de mağduriyetler artıyor. Aslında birbirini etkiliyor konu, öyle değil mi? Şimdi doğrusunu isterseniz bizde her iki uçta da sorun var. Birisi devlet tepemizde Evet. denetleme yapacak, kurallar koyacak. Onun görevi bu. Anayasal görevi. Bir diğeri de biz nihai tüketiciler. Aradaki emlakçılar değil sorun. Sorun o iki noktada. Aradakilerin hakkından gelecek veya onları düzgün işletecek yapıya sahip değil. Neden? Şimdi barınma temel ihtiyaçtır. Kiracı ev sahibi dövüşmeleri, tartışmaları, enflasyon arttı, işte tüfe yüksek çıktı. Biliyorsun kanuna göre tüfe oranında gerek iş yerleri gerek konutlarda kira artışı yıl döndüğünde tüfe oranındadır. %25'i sınırlandırdım dedi konutlarla ilgili devlet. Böyle toptancılıkla çözülür mü bu? Yani düşünün adamın plazada yerli ya da yabancı bir yatırımcı 20 tane lüks konutu var. Ama Hanife teyzenin de emekli maaşın yanında bir küçük mütevazi 85 metrekare evden aldığı kira geliri var. O 2 bin lira alıyordu. Emsaller oldu 7 bin lira. O da 5 bin yapmak istiyor. Her şeyin fiyatı arttı dedin ya, sebze, Evet, meyve, evet, evet. markette, temizlik malzemeleri, gıda. Nereye kafanı çevirsen pahalı olunca adam diyor ki benim Arttıramıyor. sattığım ürün de pahalı olsun yani, 2 bin ancak. lira kirayı 2500 Evet. yapabiliyor. Toptancılık yaptık. Peki o halde boş yandaki daire nasıl 7 bin liraya 10 bin liraya kiralanıyor? Ona bir tedbir yok. Boş dairelere tedbir getirilmedi. 5 yılını doldurmuşsa ona kira tespit davası açmaya bir tedbir Açılabilir. Evet. getirmedi. 10 yılı doldurmuşsa koşulsuz tahliye hakkı veriyor kanun. Onu da ötelemedi. Bakıyor ev sahibi. 10 yıldan fazla süredir sen buradasın. Seni çıkartacağım diyor. Boşalınca ben orayı 5 katı kiraya vereceğim. Evet. Madem bir çözüm getireceksiniz, bu barınma temel ihtiyaç. Lüks konutları ayırın bir kenara. Sosyal konutlarda konut sahibinin yapısına bakın. Emekli mi? Tek maaşı mı var? Birden fazla evi var mı? Bunlar elektronik ortamda gözüküyor. Yani çok zor işler değil Yani bunlar. iki yan yana dairenin arasında uçurum olur. Evet. Yani Konusu bu. düşünün 20 tane dairesi var adamın. Öbürünün bir tane dairesi var. Ona %25 sınırı getirme canım. O tüfe kadar arttırsın. İstişare etmiyorlar. Sivil toplum görüşü almıyorlar. Şimdi zincir marketlerin çağrıldığı bir toplantıda Ticaret Bakanlığı deniyor ki o zincir marketlerden birinin başkanı. Burada tüketici yok diyor. Biz diyor tüketici hizmeti ediyoruz ve perakende ile ilgili, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunla ilgili görüşme yapacağız. Bakanın verdiği cevap, burada tüketicinin korunması ve piyasa gözetim genel müdürü var diyor. Ama tüketici yok. İşte o diyor tüketici diyor. O bürokrat o. Tabiri yerinde ise emir kulu. Nihai tüketici, birebir vatandaşım. Tabii canım yani bu yaklaşım yanlış. Bunu ben haberler.com'da söylüyorum. Böyle bir yaklaşım yanlış. Elbette bürokrat da olacak konunun uzmanı olarak. Keşke daha çok tanınsa tüketicinin korunması ve piyasa yönetimi genel müdürü toplumda. Daha çok öneri geliştirse ama bizzat tüketiciyi temsilen de biri olmalı orada. Tüketici adına da biri olmalı. Mesela zincir marketlerde şu satılmasın, bu satılmasın, bu yasak gelsin, şu olsun. Bunlar konuşulurken orada esnaf da olmalı. Esnaf temsilcisi, tüketici temsilcisi de olmalı. Tüm tarafları olmayınca işte eksik kalıyor Eksik masanın kalıyor. ayağı bir Eksik kalıyor. şekilde. Yani kiracıları temsil eden de, ev sahibini temsil eden de olmalı. İşin kamu tarafını temsil eden, kiralara çözüm getirmek için yapılacak basit bir önlem vardı. 5 yılını 10 yılını dolduranların 2 yıl öteledim dava açma hakkını. 2 yıl sonra gene o tahliye davanızı açın. Mücbir sebepler dışında. Mücbir sebep nedir efendim? Depremdir. Sorunlu anda. Tabii yani hayati tehlikedir. Mücbir sebep. Zaten bugün dava açsa bir ev sahibi tahliye için 2 yıldan önce kolay kolay bitmiyor.
Vallahi o iki yıl öteleyecek ve gayrimenkullerin vergiye tabi bir raiç değeri var. O raiç değerin kira geliri, yıllık kira geliri %5'in altında olmamalıdır diye bir yasal düzenlememiz var. Ve gayrimenkul sermaye iradı olarak gayrimenkulün kira gelirinin, yıllık kira gelirinin gayrimenkulün vergiye esas teşkil eden bedelinin %5'inden az olmaması lazım. Örnekleyecek olursak 1 milyon lira gözüküyor belediyede. Onun yıllık kira gelirini 40 bin lira diyemezsiniz. En az 50 bin lira göstermek zorundasınız. Ona göre vergilendirilir. Gelir vergisi açısından. Çünkü kira geliri de gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilir ve vergiye tabidir. Küçük bir muafiyeti vardır onun. O düşülür, kalan kısmı vergiye tabidir. Buna bir de üst sınır getirseler, kira bedelinin yıllık getirisi emlak değerinin %5'inden az olamaz demişsiniz. Deyin ki %7'sinden de fazla olamaz. Mesela %6'sına bakıyorsunuz 1 milyon değeri olan gayrimenkulün 60 bin lira. 12'ye bölüyorsunuz 5 bin lira. Bunu geçemez. Veya %7'sini diyorsunuz işte 5 bin küsur lira. Bu noktada ev sahiplerini rahatsız edecek bir olgu var. Nedir o? Nedir abi? Raiç bedelleri düşük göstermişler belediyede. Niye? Ödenecek alım satım esnasındaki alım satım vergisi %2 alıcı %2. Şimdi zor bela biriktirmişsiniz 2 milyon lira bir ev alacaksınız. %4 vergi. Ne ediyor? 80 bin lira. Siz borçlandınız, harçlandınız. Ya düşürün şunu %1'e. Kaçırmasın millet. Belediyelerin aldığı yıllık emlak vergileri vardır. Onları da indirin. Herkes gerçek değerini göstersin. Niye kaçak güreştiriyorsunuz vatandaşı devletle? Böyle olunca da gerçeklikten kopuyor değil mi? Evet, hayatın onu diyorum. Yani indirin vergi oranlarını ama kaçağa basın cezanın 10 katını. Yani cezaları arttırın, oranları düşürün. Herkes, ben dürüstüm. Benim evim gerçek değeri 3 milyon, 3 milyon gösteriyorum. Ama canı yanar 3 milyon gösterirse şimdi %2 alıcı, %2 satıcı, %4 verdiği zaman 3 milyonda 120 bin lira alım satım vergisi. Ben bunu 1 milyon göstereyim de 40 bin lira ödeyeyim, 80 bin lira cebimde kalsın diyorlar. Hem yıllık vergisini de belediyeye buna göre vereceğim. Halbuki bu doğru değil. Bu vatandaşı yalancı yapmak. Devlete yalan söylüyor. Kendi devletine yalan söylüyor. Riyakarlık yapıyor. Usulsüzlüğe itiyoruz yani. Zorluk. Düşürün oranları ama dışarı çıkana da cezayı arttırın. Kimse cesaret etmesin çıkmaya. Ama gözünü karartıp çıkarlar. Siz onu hala böyle yüksek oranlarda alırsanız hem yıllık vergi oranını düşürecek hem alım satım vergi oranını düşürecek. O zaman gerçek değerler yazılacak. Gerçek değerler yazılmadığında bakın neler oluyor. Öyle şey ki. Şimdi vatandaş konut alıyor. Müteahhit satıyor konutu 3 milyona. Gösteriyor 1 milyon. Konut ayıplı çıkıyor. Mahkemeye veriyor müteahhiti. 1 milyonluk hak arayabiliyor. Bu diyor çürük yapılmış bir bina. Dolayısıyla bu ayıplı bina. Ben bununla verdiğim paramı geri istiyorum. Alsın bu daireyi. Çünkü ilk depremde çökecek dedi uzmanlar. Ve mühürlediler. Ne alabilir? 1 milyon. Çünkü 1 milyon gözüküyor. Görünen o. Evet. Otomobillerde de böyle. Tam olarak gösterilmesi lazım. Yani vatandaş devletinden saklamamalı, kaçmamalı.